1 ay evvel aynı Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. 365 günde ne savaş oldu? Hangi meydan muharebesinde bu kadar korkunç asker zayiat oldu ki Güvenlik Kurulu diyor ki ordumuzda 250 bin asker açığı vardır. Üçte bir 800 bin asker var, 250 bin açık. Bu açığın kapatılması için askerlik yaşının 20'den 19'a düşürülmesi, süresinin de tekrar 18 aya çıkarılması ve üniversite açık öğretimde okuyan talebelerin de acele askerliğe alınması. Ne oldu bir yılda? Niçin asker açığı var? Asker bir millet, asker doğmuş, asker büyümüş, asker ölmüş bir millet şimdi askerden kaçıyor. Tam 250 bin asker kaçağı var bu ülkede. Ana babalar evlatlarını askere göndermiyor. Çünkü doğuda milletvekilinin oğlu savaşmıyor. Bütçe açık verdi, vurun abalıya, garibe, işçiye, köylüye, esnafa, zamla kapat. Asker açık verdi, vurun garibin çocuğunu askere alın. Yeter artık diyor. Onlar çocuklarını paralı askerlik yaptırıyor. Ben enayi miyim? Hep benim oğlum mu vurulacak? Sen de kaç oğlum kaçabildiğin kadar diye ana baba çocuğunu asker kaçakçılığına teşvik ediyor. Biz böyle bir millet değildik. Tehlike büyüktür. Bu doğudaki terör, anarşi aynen enflasyon gibi dış güçler tarafından siyasi gücümüzü ortadan kaldırmak için içimize sokulan bir virüstür. Enflasyon gibi bir mikroptur. Anarşinin 4 tane büyük hedefi var. Bunu bilmeyen göz kör, görmeyen göz kör, işitmeyen kulak sağırdır. Bu ülke hepimizindir. Onun için bu ülkeye sahip çıkmaya mecburuz. Edirne'de rahat oturamazsın. Çünkü Edirne, komşumuz Yunanistan'ın okullarında direkt olarak gösteriliyor. Yunanistan'ın bir şehri olarak gösteriliyor. Edirne, Trakya, İstanbul hala Yunan ilkokullarında Yunanistan olarak gösteriliyor. Bu tehlike hala vardır. Onun için Karslı ne kadar tehlikedeyse Edirneli de o kadar tehlikededir. Kendi topraklarınızı, kendi binalarınızı, kendi çoluk çocuğunuzu korumak istiyorsanız 2 sene evvel Sarayova'da kol kola hanımıyla gezen insanlar bugün nasıl doğranıyorsa aynı bela Edirne'ye gelmesin diye sizi uyarmaya geldim, size duyurmaya geldim. Allah şahit ki bu tehlikeyi haber vermeye geldim. Duyduk, duymadık demeyin diye bunları, bu gerçekleri söylüyorum. Düşman uyanıkken uyumak maskaralıktır. Bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın, etliye sütlüye karışma felsefesi Doğu Türkiye'mizi doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle büyük bir yangın, harabe, yangın haline çevirmiştir. O halde kardeşler, doğudaki anarşinin 4 büyük hedefi var. 1- Güzelim doğu topraklarını boşalttırmak, boşalan topraklara Ermenileri ve İsrail'i yerleştirmektir. Çekiş güç bunun için nöbettedir. Ve doğu boşalıyor Edirneliler. Otobüslerin bagajlarında, İstanbul Topkapı'da duran otobüslerin bagajında yorgan, yastık, mutfak eşyaları var. O güzelim Muş Ovası, Ağrı Ovası bir bir boşalıyor. Çünkü Doğu dünyanın en zengin ülkesidir. Orta Doğu'da istatistik raporlarına göre 2010 yılında su kalmıyor, bilhassa İsrail'in işgal ettiği Filistin'de. İşte dünyanın en zengin, Orta Doğu'nun en zengin su rezervi Türkiye'dedir. Şimdiden bu suya İsrail el koymak istiyor. Ve dünyanın en zengin uranyum madeni, magnezyum madeni, petrol kaynakları doğudadır. Bu güzelim doğuyu elimizden almak için doğuda büyük bir göç terör yüzünden devam ediyor. 2. Doğudan batıya gelen vatandaşları batıda kavga ettirmektir. Doğuyu siz elden çıkarttınız. Niçin şimdi Edirne'yi karıştırmaya geldiniz?